sevgili Kısaca Gün TV izleyicileri. Bugün özel bir program yapıyoruz. Romanya'da Köstence'ye yaklaşık bir saat mesafede bir Tatar köyüne gidiyoruz. Taşpınar köyüne ve köye de girmek üzereyiz. Köstence'den çıktık. Büyükeş yolu üzerinde sağa döndük. Ve köy yolunda ilerliyoruz. Biraz önce Tortaman köyünden geçtik. Ve şu anda tabelası görmüyoruz. Sırıştaya'dayız. Sırıştaya'dayız. Burası Taşpınar köyü. Yeni adı Sırıştaya. Bir Tatar köyü. Ama bizim köyümüz. Niye bizim köyümüz? Çünkü sevmenimiz Hatay Saat İlki'nin ataları bu köyden Anadolu'ya göçmüş. Şimdi onları ziyaret edeceğiz. Kırım Tatarları. Osmanlı Rus Harbi'nden sonra sürgünden kaçan Kırım Tatarları Romanya oralarına iniyorlar ve buralara yerleşiyorlar. Bir Tatar köyü burası. Ormanlık bölgeler var. Ayçiçek tarlaları var. Tahıl ürünleri var. Burası Osmanlı döneminde de Osmanlı'nın tahıl ambarı olarak işlev gören bir bölge. Biz Romanya ovalarını kaybettikten sonra 1892 yılında Ankara'ya tren yolu geliyor. Tren yolunun gelmesinin temel nedeni Romanya ovaları tahıl ambarı, Balkanlardaki tahıl ambarları kaybedilince Orta Anadolu buğdayını, tahılını İstanbul'a taşımak. 1892'de Ankara'ya gelen tren yolunun ana fonksiyonu bu. Evet, köyümüze geldik. Köyümüze geldik. Evet sevgili dostlar, Taşpınar köyündeyiz. Burası bir Tatar köyü, Hatay Saat İlki'nin köyü. Ama burada bir tabela var. Seymen köyünün tabelası. Yaklaşık 9 kilometre ileride. Eğer fırsat bulabilirsek oraya da uğramaya çalışacağız. Balkanlarda Seymen ismi çok yaygın. Çok sayıda yerleşim yeri var. Seymen'le ilgili hikayeler Balkanlarda çok. Bunun sebebi de şu: Osmanlı'nın ilk genişleme döneminde açıldığı bölgeler, yayıldığı bölgeler Balkan toprakları. Ve Osmanlı'nın kuruluşunda da özellikle Ankara'dan giden ahilerin ve Eskişehirlilerin, Yeniçeri Teşkilatı'nın atalarının da Eskişehirliler olduğunu hep söylüyoruz. Eskişehirlilerin de Seymenler olduğunu, Seymenlik geleneğinin bir Eskişehir geleneği olduğunu söylüyoruz. Kostümler, Yeniçeri kostümleri Seymen kostümleridir. Silahlığı yine Seymen silahlığıdır. O yatağın palalarla Yeniçeri'nin selamı da kılıç selamıdır. Ama zamanla Ankara'da Seymen'in savunma fonksiyonu azalınca kılıç çıkıyor ve o kılıç selamı Yeniçeri'nin 19. yüzyıla kadar, yani Yeniçeri Ocağı kaldırına kadar yaptığı o selam, bizde çok daha önce mahalleye çekilen, köye çekilen Seymenlerle kama selamına dönüşüyor bu şekilde. Dolayısıyla Balkanlar Eskişehirlilerin, yani Seymenlerin yayıldığı dönemler, Osmanlı ilk döneminde Yeniçeri Teşkilatı'nın kuruluşuyla birlikte, ahilerin Osmanlı Devleti'ni kurumsallaştırmasıyla birlikte bu topraklar Seymen geleneğinde yayıldığı yerler. Dolayısıyla çok sayıda köy ismi, yerleşim yeri var. Onlardan biri de bu. 9 kilometre ileride Romanya'da Köstence'de Taşpınar köyü. Teşekkür ediyoruz. Yaşasın mı? Ben niye? Çay mı? Biz çayı... Hanımefendi, isminiz neydi? Ben
Elmas. Elmas Hanım çok güzel hazırlıklar yapmış. Sağ olsun. Kesesine bereket. Şerbet var. Şerbet var. Bunlar Çerkez işi mi? Pardon. Tatar işi mi? Tatar işi. Güzel. Tatar böreği. Türkiye'de bunda. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Ben daha Atı Hocam merhaba tekrar. Merhabalar. Atalarının doğduğu köye geldik. Burada onların izlerini arıyorsun. Evet. Neler istiyorsun? Duyguları nelerdir? Anlatır mısın bize? Vallahi şimdi 1800'lü yıllarda büyük dedelerim burada yaşamışlar. Tabii bizim aileden, sülaleden ilk gelen benim buraya. O yüzden hem kendi adıma hem de ailem adına gurur duyuyorum. Tabii burada olmak insana farklı bir duygu veriyor. Çünkü atalarımızın bastığı toprakları, göç ettiği yerleri gördük. Gerçekten burada bir akrabamızın olduğunu düşündüğümüz Septar Bey var. Esen Septar Bey var. Onlarla onun evinde şu anda konuk olarak bulunuyoruz. Gerçekten misafirperverlikleriyle biz yani Tatar halkını, daha doğrusu mütevazilikleriyle bizleri çok iyi ağırlıyorlar kendileri. Gerçekten doğal bir köy yaşam ortamı var burada. Bu fırsatı bize verdiği için Sayın Başkanımız ilk başta olmak üzere Doktor Metin Özarslan, Ankara Kulübü Derneği Başkanı ve Seymen arkadaşlarıma müteşekkirim. Onlara şükranlarımı sunuyorum. Teşekkürler ediyorum ayrı ayrı. Yani çok çok mutluyuz. Birazdan işte inşallah bir belediye başkanını ziyaret edeceğiz. Ve burada işte ailemizin varsa geçmişte kalan mezarlarını ziyaret edeceğiz. Onlara bir hayır duası edeceğiz. Ondan sonra da Türkiye'ye yolculuğumuz başlayacak. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şimdi Feridun Acar'la beraberiz Seymenlerimizden. Feridun abi, Atay Saatekin ata topraklarına geldik. Atay çok duygulandı. Sen de bize bayağı yolda yardımcı oldun. Görüşlerini alabilir miyiz senden de? Valla benim sizlere yardımcı olmak insani görevim. Daha 30 yılların üzerinde sürekli Romanya üzerinden çalıştığım için, dillerini de perfect konuştuğum için sizlere yardımcı olmaya çalıştım. İnsani görevimiz birbirimize yardımcı olabilmek. Diğer arkadaşımızın da burada böyle bir yeri olduğunu, köyünün buradan taşınıp Türkiye'ye taşındıklarını söyleyip yakınlarının olduğunu söylediğinde ben de duygulandım. Yardımcı olacağımı da söz verdim. İşte elimizden geldiği kadar onun duygularına da tercüman olmaya çalıştık. Roman halkıyla da halkınla kendi arkadaşlarımız arasında tercüman olmaya çalıştım. Güzel bir gösterimiz vardı. Çok mutlu olduk. Seymen köyümüz de var burada. Eski Osmanlı döneminde yerleşim bölgesi. Necediye ve bu civar, Köstence civarı genelde Tatar Türklerinin yoğun olduğu bir bölge. Daha önce de gelmiştim ben gemiyle çalıştığım zaman. Mesleğim dolayısıyla kültürlerini çok iyi biliyorum, geleneklerini çok iyi biliyorum. İnsani duygular da bize çok yakın olduğu için, fiziki olarak da bizlere çok yakın. Karakter olarak da bize çok yakın insanlar. Avrupa'nın da bize en yakın olan ve candan olan toplumu Roman toplumu. Ben Avrupa'nın her tarafını dolandım. İşimden dolayı öyle bir imkanım oldu. Yani en yakın, en sıcak bulduğum ülke Romanya. Ben de seve seve geldim. Biz de bize yardımlarından dolayı sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Elinde elma var. Bahçeden aldık. Evet. Şöyle göstereyim. Kurtlu ve natural bir elma. Ağacından kopardık. Yemek kısmet olacak. Nasibimiz buradaymış. Afiyet olsun. Bunda yemek nasip oldu burada bize. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhaba. Köyünüze hoş bulduk. Bizi çok çok güzel ağırladınız. Hoş Sizi geldiniz. Tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Septar Yesan. Evet. Taşmüner köyündemin. Şimdi Silişta. Silişta köyünde. Hanımefendi siz tanıyabilir miyiz lütfen? Elmas Septar. Bizi çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederiz.
İçeride genel başkanımıza ve SEMER arkadaşlarımıza çok güzel köyün yerleşimiyle ilgili ve geçmişiyle ilgili güzel hikayeler anlattınız. Onlardan en önemlisini kısaca sizden rica edebilir miyim? Evet. Şimdi bizim atalarımız burada gelmiş 1856-57 zamanda gitmişler Krimiya'dan, Kırımlardan. Burada onlar gelgende burada Türkiye geldi deyip gelmişler. Dobruca Türkiye Otomanlığı neydi burada. Sonra 1877'den sonra Romanya kendisini şetken sonra burada kalır bizim dedelerimiz. Kıbrıs'ı keder, Türkiye keder, Bulgaristan'dan esne gitmişler ama bizimkileri burada kalmışlar. Tulça, Köstence bu yerlerde. Boğtaş Şunar köyü burada bolar yapmışlar. Başta öbür tarafa bir yerde onda su gelmiş. Su gelmiş, su almış onlarını. Ondan sonra gitmişler. Şimdi boğan yerimizde köyünü yaptılar. Bizim de değerimiz yapmışlar. Ana 1877-78 böyle de boğan işler. Sonra burada Türkler, Tatarlar bazıları kalmış, bazıları gitmiş buradan. Toprak çok bunda bariken toprak. Sonra Romanya sonra Roman getirdiler. Burayla Galaz Betenekler'de Romanlar getirdiler. Burada toprak veriyor. Gelen kişiye 10 hektar toprak veriyor. Sonra bizimkilerde bu köyde o zamanlar, ben bilgin zamanlar %70-75'i Tatar yedim bizimkiler yedi. Şimdi şetti. Bizimkiler kettiler. Bazı Türkiye kettiler. Bazıları kasaba köçtüler. Şimdi kaldı bu da 13-15 haneye kadar. 13-15 hane. Peki gençleriniz de burada mı? Şetler abi. Gençler var. Gençler de var. Ama bu da çalışmıyorlar. Çalışanlar kasabada şeyde. Başka yoklar çünkü köyde topraktan başka çalışmak yok. Toprak. Evet. Sizin çocuklar burada mı, kentte mi? Benim burada bir kızım diş hekimi burada kabineti var. Taşmalar da burada. Küçük kızım da ne diyeyim medik doktor. Medikal doktor. Doktor. Acil servis. Köstence'de. Hanımefendi bize biraz önce bir börek ikram ettiniz. Nedir ismi, onun ismi? Hurma diyorlar bize. Hurma diyorlar. Hurma. Size bir de hurma bir de. Bir de daha. Yani Tatarlara özgü değil mi? Tatar. Çok lezzetli. Tatar. Çok lezzetli. Hala o kültür, yemek kültürü devam ediyor mu burada? Şimdilik ediyor, ediyor. Beni... Şeyim arkadaşım Yılmaz bundan hiç gidik. Yengeme canlı göbete yaptırmıyor musun? Yaptıramam. Bir gelgende aytarsız her şeyleri yeser misin? Bir dahaki sefere geldiğimiz artık sizden rica ederiz onları. Vakit olmadı şimdi gelip evet. Şetken bulsanız yasacağız. Kartopla cantık. Evet cantık. Biz de çok yoğun bir programdan çıktık. Türkiye'ye dönmemiz gerekiyor. Ama bizi çok güzel ağırladınız. Çok teşekkür ederiz. Kısmetse bundan sonra tekrar görüşmek üzere. Kısmet çok sağ olun. Sizlerle atalarımıza kavuştuğumuz için çok teşekkür ederiz Ankara kulübüne. Sağ olun. Sağ olun. Akrabalarımızla görüşmüş olduk bu vesileyle. Atalarımızın doğduğu topraklara da bulunmanın kıvancı içindeyiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Akrabalar. Başkanım küçük bir hediyemiz olacak herhalde. Şeyde, ev sahiplerine. Her zaman olduğu gibi Türkiye'den, Ankara'mızdan getirdiğimiz hem derneğimizi tanıtıcı hem de Ankara'yı temsil eden küçük hediyelerimizi sizlere takdim etmek çok istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu sıcak ev sahipliğiniz için
yürekten teşekkür ediyoruz tüm arkadaşlar adına. İnşallah en kısa zamanda da Ankara'da biz de sizi ağırlamak isteriz. İnşallah. Hayırlı olsun. Çok çok mutlu oluruz. Sağ olun. Sağ olun. Elmas Hanım'a takdim edelim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Türkiye'ye bir el sallayın şöyle abi. Sağ olun. Selamun aleyküm. Başka Türk mezarlığı var mı Esen abi? Var burada, burada. Türk mezarlığı var mı başka? Var. Buradan başka. Nerede var? Var ya şükür. Aydın da koyuyor. Taşları tarif ettiler değil mi? Evet. Bizimkiler büyük ihtimal orada. Var. Hektarlar var. Yine burada 70 hektarlar bunda. Çık buraya yine. Yine burada hektarlar. Bu da Mehmet Septar. Bu büyük dedim. 1879'da. Faik Septar var. Septar bizim. Bu da bundan Vafra Septar, Vanda Septar, Solu Septar. Yani. 70 ayağından sonra ablamın Cabal diye Sibirin olur köy da var. Orada böyle bora değil. Alemlerine dinim mi? Hayır, konuşamıyorum. Aşırdan yemeğinden böyle etrafından böyle bora değil. Eskiden Seymenlerin arasında Hristiyanlar da var. Yani sadece Müslümanların değil, Ankara'da Hristiyanlar da var. Entresiyemi göstersin aşağı. Sıçı Küreş'in Şimdi Seymenler Osmanlı'nın merkez ordusu Yeniçeri ordusu. Yeniçeri ordusu. Eskiçeriler onun öncesi olanlar Seymenler. Seymenlik geleneği. Yeniçeri'ye Yeniçeri era trupa de elite. Ești în cadrul ăstuia, seimeni ăștia erau super elita, erau un grup separat. Am înțeles. Da, da, da.
Știi de aia? Da, e posibil de acolo să vină și de mirea la noi, că v-am zis că vine de mirea de la... Olabilul, da, adică... Trupe mercenari. Geçmiş, tüplerde geçmiş bu da otobanlar. Tüplerden kalmış olabilir. Geçmiş yıllarda tüplerden. Başkanım isterseniz şunu vereyim. Bir de Seymen şeyini gösterelim orada. Şu da bizim Ankara'dan. Bunu Mikado, Mikado. Evet. Mutlumesin, pare. Pare o zaman şey bu. Şöyle, Sayın Başkanım şu. Bizim derneğimizin sembolü, burada bir Seymen var, evet. Ankara Kulübü, derneğimizin adı. İndar adam, înțeles. İndar adam, 1932, enființată în 1932. 33'te, 32'de, 1932. 1932. Da, atunci ai zis. Kulübün înființată în 1932, da. Şurada derneğimizin bir broşürü var. O broşür abi. Yani Seymen'in kendilerinde. Burada gördüklerim, atlı Seyvan'dan, İngilizce, Türkçe. Şimdiden konuşuyorum. Sen puteai să vină, să vină de mirea de la ce de trupe de la Türkiye. E posibil, da. Şu Türkiye'nin nazarlık, nazar değil misin? Namlı ile kasi ayısı bir şuna başlayınız. Ne diyor ki bu neyim ne diyor ki kasi? Bunu asarsınız inşallah. Nazar değmez size. Sırıntı yapsın bu. Sırıntı diyor ki. Türk kilimleri halları meşhurdur. La iyi içi var bu sefis asar. Ne ister kasi fırı savmaşını fırı. Gözden gelecek. Asar ne diyor ki. Şurada da bir iki küçük hediyemiz var. Çıkı devam edelim. Mutlu Ezmen. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Mutlu Ezmen bu adı kıyas. Sizleri tanımaktan çok mutlu olduk. Ben izin bari rakın o amçtum aydın aydın. Önceden hissettim ki derakay şeker. Bu hiç çok problem değil. Hiç çok problem değil. Benim yavaş. Sıfatı mı? Când am văzut că ai venit, am zis că e control de la fie. N-am văzut că e control de la fie. N-am văzut că ai venit odată cu ei. Da. De ce să vă spun eu? Rămâne... Cred că țineți un coi. Da, da, da. Vendem legătură și apărăți. Abia legătură.